Depresyon hastalık değildir. Yaşam için elzem bir duygudur. Depresyon bizi korur. Birçok olumsuzluktan korur. Eğer uzun süren bir depresyon varsa, majör bir depresyon varsa, yani kronik majör depresyon varsa, kronik majör bir sorun vardır. Ya bir vücut hastalığı ya da insan ilişkisi. Yozgat, Tokat ve çevresine, Çorum'a mesela baktığımızda insan ilişkileri bayağı sorunlu. Eskiden beri böyle. Kırsal kesim böyle ne yazık ki. Ancak sosyal sorunları medikalize ederek insanlara hasta damgası vurup zorla ve hileyle ilaç vermek, yani dolandırıcılık değil artık bir haydutluk. Psikiyatri kliniğine gitmek çok büyük tehlike içerir. Çünkü oraya gidince mutlaka ve mutlaka bir hastalık bulurlar ve ilaçta. Ya zorla yatırırlar ya da aldatarak hileyle. Önce basit bir antidepresan, daha sonra bipolar ataklar ve psikozlar gelir, zorla antipsikotik ilaç ve uyuşturucu, Ativan, Xanax, Rivotril gibi ve akıl hastası tanısını alırlar. Eğer size elinizi ayağınızı bağlayıp uzun süre bu şekilde tuttularsa, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Bunu işkence olarak tanımlıyor. İşkence, kişiyi, algısını ve iradesini yıkmak için yapılan uzun süreli davranışlar. İzmir cezaevinde 2,5 gün boyunca plastik kelepçeyle tutulan bir mahkum hakkında işkence kararı verdi. Kötü muamele kararı verdi. Bunun cezaevi veya akıl hastanesi olması fark etmiyor. Eğer elinizi ayağınızı bağlayıp uzun süre, mesela bir gün, 8 saat, yani 5 saat, bu süre değişir, tuttularsa ve acı verici haloperidol gibi ilaçlar verdilerse, özellikle akinatonsuz, bu işkencedir. Tüm dünyada işkence olarak tanımlanır. Yasa yoluna başvurun. Şimdi size psikiyatri hastaneleri hakkında bilgiler vereceğim. İlaçlar hakkında bilgiler vereceğim. Birebir başımdan geçmiş olaylar bunlar. Ben ilk olarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne başvurdum. İşte bazı şikayetlerim vardı. Ondan sonra bana ağır depresyon geçiriyorsun dediler. Doktor, uzman doktor. Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki psikiyatri uzman doktoru. Ondan sonra yatışımı önerdi. Yani ben de psikiyatriyle hakkında pek bir bilgi sahibi değildim tabii. Kabul ettim yatışı. Servise yattım. Ondan sonra bana ilaç başladılar. Öğünde, sabah öğle akşam, günde yani 6, 4 veya 6 işte arası ilaç içiyordum. Ondan sonra ilaçları içmeye başladığımda, ilk içtiğim için yani o zamana kadar 24 yaşına kadar hiç ilaç içmemiştim. Çok ağır gelmeye başladı. Yani hiç gözümü bile açamıyordum yani. Yaşadığım depresyonu unuttum bir şeyde. Ama ondan sonra ilaçları daha da işte aylar geçti mesela. 1-2 ay geçti. Daha durumum daha değişik şekil almaya başladı. Hani ben bunların ilaçlardan ötürü olduğunu sonradan anladım. Mesela komplikasyonlar
Bendeki komplikasyonlar değişti. Bu sefer hastalığın da değişti dediler yani. Nasıl bir şeyse işte hemen yani yanlış tanı dediler. Bu sefer tekrar ilaçları değiştirdiler. Ondan sonra o ilaçları da kullanmaya başladım. Bende saldırganlık, işte kendine zarar verme, intihar duygusu gibi şeyler oluşmaya başladı. Bunlar ilk başta yoktu. Hastaneye yatışım gerçek ilaçları kullanmaya başlamadan önce hiçbiri yoktu. Ondan sonra kendime zarar verdim ben Yozgat Şehir Hastanesi'nde. Tabi bunların hepsi ilaçların etkisindeymiş arkadaşlar. Size yani şiddetle uyarıyorum yani. Kendime zarar verdim. Ondan sonra bana iğne yaptıklarını hatırlıyorum. Gerisini hiç hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeydim. Gözümü açtım. Tabi bura neresi falan. Ondan sonra sordum, öğrendim. İşte böyle böyle sevk oldum. Tamam dedim. Neyse. Tabi ben daha olayın daha anlamadım yani. Psikiyatri hastalıkları hastanelerin, ruh sağlığı hastalıkları hastanelerin nasıl bir illet bir yer olduğunu tabi daha bilmiyorum. Hala ben doktorlara inanıyorum, güveniyorum. Ondan sonra birkaç bir şey söyledim. İşte telefon edebilir miyim gibi şeyler. Birilerine haber vermem gerekiyor dedim. Onu edemezsin dediler. İkinciyi söylediğimde dört tane güvenlik çağırdılar. Beni tekme tokat dövdüler. Bunu açık ve net söylüyorum size. Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde. Zaten içine girildi de bildiğiniz hapishane gibi bir yer. Koridor, dar bir koridor. Odalar var böyle. Her yer sigara kokuyor. Ondan sonra kimi kimini dövüyor, kimi kimini. Hiç kimsenin umurunda değil. Ondan sonra tekme tokat beni dövdüler. Bir tane boş odaya koydular. Ellerimi bir de sol ayağımı bağladılar. Sadece sağ ayağım boştaydı. Tam 30-35 saat boyunca ben orada ne yemek verdiler, ne su verdiler, ne de biri gelip baktı. Hiçbir şekilde bakmadılar. Ben orada yattım. Hatırladığım kadarıyla söylüyorum size. Kesik kesik hatırlıyorum ama bunları sonradan kafam netleşmeye başlayınca daha iyi hatırlamaya başladım. Ondan sonra tabii geldiler. Annem babam da haberi olmuş. Benim telefon saati vardı. Dedim. Orada numarasını almışlar. Dedim beni, gelin beni buradan çıkarın dedim. Ben burada yapamam dedim. Tabii söylemedim bu dövüldüğünü, benim elim ayağını bağlandığını söylemedim de onların insafına kalmış bir şey diye düşündüm. Hala doktorlara inancım var. Ya bir de size öyle bir iğne yapıyorlar ki yani kendinizden geçiyorsunuz. Her şekilde kendinizden geçiyorsunuz. Bildiğiniz çarşıda torbacıların sattığı uyuşturucu kullanmaktan ayrı bir yana hiçbir şekilde yok. Kesinlikle yok. Oradan çıktım ondan sonra ben bu iğneler tabi bağımlılık yaptı. Vücut iğneyi istiyordu. Ben acile gidiyordum. Acildeki doktorlar yani bir onların da suçu var bence. Yani tamam ben istiyorum ama ben sağlıklı bir insan değilim. Ben istiyorum ama onlar da hemen vuruyorlardı. Mesela ne vuruyorlardı? Nörodol, akineton vuruyorlardı direkt. İşte ondan sonra Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkarken bana Ativan reçete etmişti. Ben onu bilinçsizce içiyordum. Yani tabi bilmiyorum mesela 2,5 mg Ativan günde 3 kere içiyordum. Tamamen hafızamı da kaybediyordum. Ne yaptığımı bilmiyordum. Yani gün içinde neler yaptığımı hiçbir şekilde hatırlamıyordum. Ondan sonra Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattım. Burada da aynı şekilde aynı muameleler, aynı ile ağır ilaçlar kullanmaya devam ettim. Ondan sonra yavaş yavaş anlamaya başladım. Yani buralar bir çözüm değil. Bu ilaçlar bir çözüm değil. Hiçbir şekilde değilmiş zaten de. Bunu yavaş yavaş kavramaya başladım. Ondan sonra birkaç araştırma yapmaya başladım. Yani bu ilaçların ne kadar zararlı olduğunu kanısına vardım sonunda. Yani bizi öldürdüğü kanısına vardım. Yavaş yavaş bildiğiniz öldürdüğü kanısına vardım. Hiçbir bilimsel açıklaması başarılı olduğuna dair, neye ne iyi geldiğine dair bağımsız kuruluşların yaptığı bilimsel bir açıklama yok. Sadece ilaçların kendi reklamını yaptığı açıklamalar var. Bunu da yani her insan kendi malına över, öyle söyleyeyim. Ondan sonra ilacı bırakmaya karar verdim. Benim de bir hatam var burada. Ben ilaçları günde 10-12 tane ilaç içen ben hemen birden kestim ilacı. İnanılmaz derecede hayatım kabus olmaya başladı. İntihar düşünmeye başladım. Ciddi şekilde girişimlerim oldu. Geceleri hiç günde bir saat uyuyordum, uyuyamıyordum.
Yani 2 ay boyunca tamamen kıvrandım. Günde 20-30 kilometre yürüdüğümü hatırlıyorum. Bu ilacı, hiç ilaç içmemeye kararlıyım ama. İlacı bırakmaya kararlandım ama ölsem yine içmem diyordum. Ama işte birden bırakmak zararmış. Size tavsiye etmiyorum hiçbir şekilde. Anlatmak istediğim yani bence ilaca hiçbir şekilde tamamen başlamayın. Benim başımdan geçen olanlar bunlar. Ondan sonra sonradan bir sene geçtikten sonra bu anlattığım olaylar bir sene içinde olmuştu. Bir sene geçtikten sonra ben tekrar ilaçların etkisinden kurtuldum. Ama en baştaki depresyon tekrar geri döndü. İlaçların oluşturduğu komplikasyonlar gitti. Ama bende olan ilk baştaki şikayetlerim geri gelmeye başladı. Ondan sonra ben ailemin zoruyla demeyeyim de yani ailemin önerisiyle diyelim bir tane özel hastaneye geldim. Burada EKT tedavisi önerdiler direkt. Ben de ailemi kırmamak için kabul ettim. Öyle söyleyeyim size. Yani keşke yani bir faydası olacağını, zararı olacağını bildiğim halde kabul ettim. Öyle söyleyeyim. EKT tedavisi de tamamen boş bir şey. Yani size zarar vermekten başka hiçbir şey yapmayan bir şey. Bunu da oldum. Hiçbir değişiklik yok. Size anlatmak istediğim bu piyasada psikiyatri uzman doktorları, profesörleri, yani tabi belli başlı doktorlar vardır. Bana hiç denk gelmedi gerçi de yani ben 4-5 tane hastane gezdim. Profesörler olsun, şehir hastaneleri olsun, üniversite hastaneleri olsun. Bana hiçbir zaman iyi denk gelmedi ama anlatmak istediğim kesinlikle ilaca başlamayın. İlacı size verirlerse kesinlikle başlamayın. İlaçtan sonra EKT tedavisi önerirlerse bunu da kesinlikle yaptırmayın. Her zaman karşı çıkın.